işaretlere bakarken burada böyle yapıştırma bir kaya bulduk. Bu bir kalp arkadaşlar. Bu bir kalp. Tamam mı? 20-30 santim. Yok, 25 santim var. 70 adımda bulduğumuz bir şey. Orayı gösteriyor. Bence de. Şimdi biz o farklı yere doğru gidelim. Bu haritada gördüğümüz yeri takip edeceğiz. 3 tane aynı şekil var. Bu ne demek? Anlamadım. Bir işaret. Bunun ne olduğunu anlayan var mı? Şimdi iki ihtimal. Evet. Şurayı bir daha çektik. Evet, oraya baktık. Gözden su akıyor dedik. Kedi merdiveni olma olasılığı var dedik. İşaretlere bakarken burada böyle yapıştırma bir kaya bulduk. Bakın. Bu yapıştırma. Gördüğünüz gibi. Bu bir kalp. Arkadaşlar. Bu bir kalp. Tamam mı? Kalbi çekelim. Bu bir kalp. Şimdi bu kalbi ölçmemiz lazım. Şurası da şurasını ölçeceğiz. 10 santim. 20-30 santim. Yok, 25 santim var. Hemen. 25 santim. Şimdi burayı çek. 25 santimse 25'i çarp bakalım nedir, ne yapar? 14, 150 yapar. 150, evet. 7. 7, 2 kere de 14, 2 kere 5, 10, 150 yapıyor. Sence 150 yapıyor. İşte 25 santim, tamam mı? 7 kere 5, 35, 140, 175, doğru söylüyorsun. 175 yapar. Nereye gideceğiz? Kalbin gösterdiği yöne doğru 175 adım sayacağız. Orada bir tane büyük var. Evet. Kalbin gösterdiği yöne doğru 175 adım. Tabii nereden sayacağız? Patikadan sayacağız biz bunu. Ve şimdi gidiyoruz. Takıl peşimize. Sen şimdi şunu alıver. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 70 adım. Evet, 70 adıma geldik. Bakın. 70 adımda bulduğumuz bir şey. Şöyle. Böyle şekilde çıkmıyor. Üzerinde bir şeyler olan bir taşımız var. 70 adım, 75 adım. Şöyle gidiyor. Evet. 75 adım saydık. Gösterdiği yönde bizi buraya getirdi bu 75 adım. Şimdi bunları bir inceleyelim. Bunlarda herhangi bir şey var mı? Bakın şu gördüğünüz gibi bunu çok güzel bir şekilde burayı kesmişler. Tamam mı? Şurada şöyle bir düzlem. Burayı böyle toparlamışlar. Mur çizleri. Şu çizgiler değil mi? Evet. Bakın burada kaydırmışlar. Bir, iki çizgi var. Hatta üç çizgi diyebiliriz. Üç çizgi var. Üç çizgi, üç çizgi, üç çizgi. Şu mu? Güzel bir şey. Evet, şu bir ufak, kaya. Ufak yani. Tepe. Sanki harita gibi bu ya. Tepenin, bu harita gibi sanki. Bu bir tepe. Tamam, tepenin arkasına geçiyorsun. Mağara, mezar girişi ve bir büyük bir dağın altında. O şey. Var. Şurası da derin dersin. Abi işte burayı. Yedik mi? Aha, burası. Bu dereyi gösteriyor olabilir. Sen o büyük kaya dediğin o bakmıştın ya. Hı hı. Orası. Orayı gösteriyor.
Bence de. Evet. Yani işaret olarak. Şurada bir işaret gördük, o da orayı gösteriyordu. İkinci harita. Evet. Değil mi? Bir yılan görmüştük, o da orayı gösteriyordu arkadaşlar. Evet, sonuç olarak o büyük yarı işaret ediyor. Dere orası bak. Şöyle takip edersen bu dere böyle gidiyor. Kaya da bu tarafta kalıyordu. Doğru mu? Aynen. Yani derenin öbür tarafında kalıyordu. Orada da sen bir işaret bulmuştun. Yalnız o derenin daha ilerisini gösteriyor bence bu. Oraya gitmek güzel olacak. Yani böyle karışık. Her şeyi bir yeri gösteriyor. Arkasına bakalım, arkasına gel. Şimdi ne yapalım? Gidelim mi oraya? Evet, ben büyük dağa çıkalım istiyorum ama. Ne istiyorsun? Oraya gideceğiz. Bugün beraberiz. Hı hı. Hep beraber gideceğiz. Evet, kararlarımızdayız. Orada çok müthiş yerler var çünkü. Evet, buraya geldi. Burada gördüğümüz harita da bizi farklı bir yere doğru gönderiyor. Şimdi biz o farklı yere doğru gidelim. Yani harita nereye götürür oraya gelip, hadi gelin ben de. Evet, şimdi bana bakın. Evet arkadaşlar, ben de Sait İsmail. Bu haritada gördüğümüz yeri takip edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben de Sait İsmail. Yeni bir günde, yeni bir macera, yine sizlerleyiz. İşaretlerin gösterdiği yeri takip ettiğimizi söylemiştik. Adımızı saydık. Haritaya benzer bir şey çıktı, bizi buralara getirdi. Oradan gel bakalım. Şimdi bakın bu kayanlarda. Bir işaret bulduk. Şöyle bakın şimdi. Üstünü açalım. Şimdi bakın. Buralardan böyle geliyor. Şurada şöyle bir odamız var. Yine burada böyle bir oda yapılmış. Biraz geriden çekelim. Kımıldatmadan kibarca. Bir bakın, benim göremediğim, sizin gördüğünüz bir şey varsa yazın yorumlara. Bu işi çözelim yani, tamam mı? Bu işi çözelim arkadaşlar. Ve hemen şuraya döndüğümüz zaman bakın burada şöyle gördünüz mü? Ne kadar güzel çalışmışlar burada. Hayvan zarar vermiyor. Böyle açmışlar. Bu şekilde açmışlar. Şöyle. Aynı şekilde burayı açmışlar. Bakın. İçini oyayım bakayım. Şöyle. Bak içinde herhangi bir şey yok. Öter zaten, boşta ya. Evet. Burayı böyle yapmışlar. Burada böyle bir tane var. Aynı şekilde bakın, burada böyle bir ufak bir çalışma yapmışlar. Efendim, şurada yine aynı şekil. Yani 1, 2, 3. 3 tane, 3 tane aynı şekil var arkadaşlar. 3 tane aynı şekil var. Bu ne demek? Anlamadım. Bu ne demek? Sonra gel böyle üstüne. Gel yukarıya. Yukarıda yine bakın şöyle şekillerimiz var. Burada böyle şeklimiz var. Bir işareti var. Evet. Bunun şöyle bir işareti olabilir mi? Ya da haç işareti. Tamam, bir saniye. Bir işareti değil. Haç işareti. Belli oluyor ya. Haç işareti değil mi? Hı hı. Haç işareti mi? Yarık, yılan işareti mi? Yani işaret olsa başı olurdu. Orası bak devam ediyor. Bu bir işaret. Evet arkadaşlar. Şaşırdım şu an. Bunun ne olduğunu anlayan var mı? Şimdi iki ihtimal var. Birincisi bu bir yılan işareti. Burası kafası, burası kuyruğu. Ve bu yürüyen bir yılan. Yani ne arıyorsak burada değil. Aradığımız şey nerede? Bak şimdi. Aradığımız şey nerede?
Şimdi birinci işaret bu. İkinci işaretimiz, şimdi demin göstermiştim. Yani. Bir, iki, üç. Şimdi diyor ki, bence diyor ki, gittiğin yerde üç tane mezar var diyor. Tamam mı? Üç tane mezar var diyor. Birincisi büyük, bakın içine oymuşlar. Bu muhtemelen zengin birine ait olan ya da ailenin büyüğünün mezarı diyor. İkincisi bir nebze daha küçük. Bu ya eşinin muhtemelen, değil mi? Ve bakın burada küçük yapmışlar. Bu da herhalde çocuğum, çocuklarının olsa gerek mezarı. Ve gelelim. Yani ben buldum bunu. Bakın bir üçgen yapmış. Tamam mı? Muhtemelen hediyesi de üçünün ortasında. Evet, bu ayak izi. Geldi bak. Üçünün ortasında. Şimdi yani de diyor ki şu da diyor ayak izi. Bunu da söyleyeyim sana. Baya yani. Bak. Böyle gitme diyor. Önünde mezar var diyor. Yani iki tane olsaydı devam edecekti sana. Hı hı. Şimdi tek ayak oldu, gitme diyor. Önünde mezar var diyor. Şuradan bence çeker misin? Bence. Yavaş kameraya bakarak çeker misin şöyle? Bence. Hı. Şimdi ayağını koydun, attın, gitme diyor yani. Önünde diyor mezar var diyor. Ama öyle diyor ama bu yılan da git diyor. Ama bu ayak işareti olarak koymuş olabilir. Ayak işaretine bakalım. Bak şimdi burası taban, bir saniye, burası bir parmak uçları. Bir saniye yapacağız, onu çözeceğim ben. Yok, şunlar. Tamam, şunlar parmak olabilir. Tamam, ayak izi olabilir. Evet. Bakarsa sen de bir tane ayağını ayak koy. Ayak izi olabilir. Şöyle. Evet, tam da ayağımız yani oturuyor. Önümde de mezar var, basma mezara. Ama benim bir fikrim var, ben sana bak fikrimi söyleyeyim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, bu şu demek oluyor, bu bir yılan. Tamam, haş değil bence. Yani haç olduğunu da düşüneceğiz. Tamam mı? Eğer bu bir yılansa, bu da kafasıysa, yapacağımız olay şu. Yılanın boyunu ölçüyoruz. 30 santim. 7 ile çarpıyoruz. Ne yapar? 21, 210. 210 adım. Tabii. Diyor ki, yılan bu. Yılan gider halde. Eğer yılan oturuyor olsaydı, gitme burada derdi. Ama yılan git diyor. Efendim, ayak izi de burada. Ve ayak izinde ben şu parmak işaretini görüyorum. Yılanla bununkini birleştirdiğimiz zaman ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Yani 200 kaç dedik? 21. 210 adım bu tarafa sayacağız. 210 adım ileri gideceğiz. Ne demişler? Arayan belasında olur, mevlasında olur. Biz de işaretimizi bulalım. Eğer ki bu bir haçsa, bütün ihtimalleri değerlendireceğiz ve sayacağız. 4, 5, 6, 7, 8, yani burayı böyle kabiliyoruz. Kepçeli mi kabiliyoruz? Kalmışlar. Defili kalmış. Evet, sayıyoruz. 50 adım dedik. Yaptığımız burayı 30 sene önce olsun kazanmışlar. Dur, bu tarafa gel. Burada müthiş şeyler var. 167. 210 adım buraya geldi arkadaşlar. Ayetlerle girelim, bir tarama yapalım diyoruz. 210 adım sayıp böyle bir çukura ulaşalım. Çünkü oradan beni bul. Evet, burada sanki bir mezar gibi var. İşte var. Bebek mezarı. Nereye koyarsan kaya. Yukarı tarafa bulduk, hadi bakalım. Bendeniz Hayalet İsmail. Videomu beğendiyseniz ve böyle videoların devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.